Merhabalar. Indirkaydo.com yardım videosuyla tekrar karşınızdayız. Yine Red Alert oyunu ile ilgili bir yardım videosu hazırladık. Bu sefer size askeri kaynak nedir? Nerelerde kullanılır ve nasıl askeri kaynak elde edebilirsiniz? Bundan bahsedeceğiz. Bakın askeri kaynak burada gözüküyor. Nerelerden kazanırsınız? Şuradaki MR üretimden kazanırsınız. Şöyle göstereyim ben size. 3 saatliği bedava yapabiliyorsunuz. VIP değilseniz 5 saatte 2 altına, 8 saatte de 5 altına yapıyorsunuz. VIP'seniz bunlar bedava. Aynı zamanda VIP seviyenize göre mesela ben 8 saat diyor ama toplamda 12 saat %50 daha uzun süre askeri kaynak üretebiliyorum. Bu bana belli bir yani bu süre boyunca askeri kaynak sağlıyor. Peki bu askeri kaynağın üretim şeyi ne kadar? İşte saatlik üretim burada görüyorsunuz 35 bin. Peki bu neye bağlı? İşte şuradaki MR fabrikalarının seviyesine bağlı. Çok ucuz değil MR fabrikaları. O yüzden hani dikkatli şey yapın, gümüşünüzü çok harcamayın. Gördüğünüz gibi 40'tan 41. seviye 250K askeri kaynak istiyor. Peki başka nereden bulabilirsiniz? Bakın şurada kaynak takası var. Kaynak takasında ilk başta burada 0 altına. Ne kadar alabiliyorsunuz? Mesela yine KM seviyenize göre değişiyor. 60 mesela 60K buradan alabiliyorum. Hatta 2 altında yine buradan askeri kaynak elde edebiliyorum. Aynı zamanda başka MR kaynağımız ne var? Şöyle şuradaki kontroldeki görevleri yaparsanız MR elde ediyorsunuz. Onu da unutmayın. Askeri kaynağı yine buradan elde edebilirsiniz. Ne kadar veriyor? Yine KM seviyenize göre değişiyor. Mesela şu an 120K MR alabiliyorum ben. KM seviyem yüksek olduğu için. Bunun dışında MR nerelerde kullanılıyor? Bunlardan bahsedelim. Vurkaçlara girmek için MR kullanıyorsunuz. Şehir kuşatmada MR kullanıyorsunuz. Arenada MR kullanıyorsunuz. Ve aynı zamanda Dünya Savaşı'nda birlikleriniz öldüğü zaman yine canlanmalar için MR kullanılıyor. Yani şöyle söyleyebiliriz. Aslında askerlerinizi, birliklerinizi kullandığınız bakın dikkat edin. Hani vurkaçta birliklerinize saldırıyorsunuz sonuçta. Askeri kaynak kullanıyorsunuz. Aynı zamanda MR'nin kullanıldığı bir yer daha var. Burada rütbe alırken, terfi alırken de yine MR kullanıyorsunuz. Mesela benim 1300, 1 milyon 300 bin itibarım olduğu zaman terfi alıp yükseltebiliyorum rütbemi. Bu ne işe yarıyor? Bu da aldığım gümüş miktarını arttırıyor. Aslında çok çok arttırmıyor ama MR aslında çabuk biriken bir şey. O yüzden hani bunu harcayabiliyorsunuz daha fazla gümüş elde etmek için ve aynı zamanda da itibarınızı herkese göstermek için. Hani şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi şu an albay olan sadece indirkaydı.com var. Buradan da seslenelim değil mi? Herkes rütbesini bilsin. Şaka bir yana gerçekten oyunda zevk alarak oynuyorum. Hani buradan Tahkir, Absolut, Bersu, Keskuna. Keskuna gerçi biraz bana kötü bir cümle kurdu ama kendisine yine saygıyla analım. Agam, efsane gibi. Hepsiyle bir muhabbetimiz var. Hepsi gerçekten düzgün insanlar, muhabbet edebileceğimiz insanlar. Oyunu zaten zevkli kılan kişiler de bunlar. Onlarla yaptığımız düşmanımız da olsa muhabbetlerimiz ve düşmanımız da olsa beraber oyunu zevkli bir şekilde oynamamızı sağlayan insanlar. MR başka nerelerden kazanılıyor? Aklıma yine geldi. Şurada bakın kutu var. Bunun içinden çıkabiliyor. Bunu alabiliyorsunuz işte her gün bir kez. Yine aynı şekilde burada da bir kutu var. Buradan da yine alabiliyorsunuz. Aynı zamanda Dünya Savaşı'ndan elde ettiğiniz bazı kutulardan da yine çıkma ihtimali var. Bunu söyleyelim. Başka ne var arkadaşlar? Gördüğünüz gibi dünyada inanılmaz bir savaş var şu an. Her yer kırmızı. Bu aslında doğru söylemek gerekirse zevkli bir şey. Bu kadar savaşın olması oyunu zevkli kılan şeylerden birisi. Size yine yardım videoları hazırlamaya devam edeceğiz. YouTube'dan da web sitemizden de
Oyunla ilgili soru ve sorunlarınız olursa bize iletebilirsiniz. Başka bir indirkaydı.com yardım videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.